İddiaya göre sadece neden ilaçlarımı vermediniz diye sormuştu. Sana hesap mı vereceğiz diyen eczane çalışanı tarafından kapı dışına atıldı. 73 yaşındaki Sedat amca yaşadığı darp şokunu anlattı. Dedim oğlum ne yapıyorsun ya, ben burada doğdum büyüdüm, sen utanmıyor musun, yaşlı adama elin kalkıyor. Ne utanması vardı ne vicdanı. Beni fırlattı, bir daha tuttu kapıdan dışarıya fırlattı. Yaşlı adamı yerden yere çarptı. Baldığımla kaldırıp karşıdaki kaldırıma attı beni. Orada fenalaşıp kaldım. Kocaeli'de esnaflık yapan 73 yaşındaki Sedat Keskin, doktorun yazdığı ilaçları almak için oğlunu eczaneye gönderdi. Bunlar ilaçları veremeyiz, kağıt. Bu kağıt parçası size peçete olması lazım. Oğlu bu cevabı alınca bir kez de kendisi gitti. Dedim ki oğlum bunu bana niye vermediniz? Ben Parkinson hastasıyım, rahatsızım. Prostat kanseriyim, tek böbrekliyim, tansiyonum var, şekerim var. Bana bu ilaçları parasıyla ver, ben sana pazartesi günü iade et bana. Veremeyiz amca dedi. Peki eve döndüm. Yaşlı adam tekrar evden çıktığında başka bir eczaneye uğradı. Bu ilaçları alacağım dedim. Tuttu bana ilaçlarımı verdi. Dedim kızım bir yanlışlık mı? Yok amca, burada Sağlık Bakanlığı'nın şeyi var, rapor kağıdı. İlaçlarını alınca tekrar bir önceki eczanenin yolunu tuttu. Ne olduysa ondan sonra oldu. Siz dedim bana dedim bunu niye vermediniz yavrum? Bak falan eczane verdi dedim, ben rahatsız edeyim. Sana hesap mı vereceğiz diye bana birdenbire saldırdı daldı. İddiaya göre eczane çalışanı reçete tartışmasının ardından Sedat amcayı dükkandan kovdu. Paltosundan tutup acımasızca kapıdan dışarı fırlattı. Oradan geçenlere bırakın diye bu diyor, numara yapıyor diyor, yalan söylüyor diyor. Geçmedi, yeniden ayağı kaldırıp kaldırıma attı. Can kurtaran diyor ki bu hasta kolitli, sakın buraya yaklaşmayın. Nüfus kağıdımı aldılar, baktılar temiz. Tüm bunlar yaşanırken eczanede çalışan kadın kılını bile kıpırdatmadı. Hiçbir şey olmamış gibi saldırganın ellerini kolonyaladı. Karakola gidip şikayetçi olan yaşlı adam küfrettiği iddialarına da böyle tepki gösterdi. Benim ağzımdan derince de 73 senedir bir kişi küfür ettiğimi duyduysa küfür ettiğimi kabul ediyorum. Benim meşrebimde küfür etmek asla yoktur.